Dön. Kaç asır geçtiğini Rabbim bilir. İblisin hiyaneti, insanoğluna düşmanlığı, insanların nefsinin pisliği, necaseti, yani nefse emmarenin, levvamenin çirkin sıfatları, Adem aleyhisselamdan bugüne kadar nice peygamber kavimlerinde akla hayale gelmedik günahlar işlenmiş. Bu günahlar Kur'an'ın mucizül beyanda ferman edip anlatılmış. Hadis-i şeriflerden nakledilmiş. Tefsir kitaplarından nakledilmiş. Fıkıh kitaplarına konulmuş. Ta ki ümmeti Muhammed bu büyük belalara giriftar olmasın. Fahri Kainat aleyhisselam buyuruyor ki, benim ümmetimden en çok korktuğum erkeğin erkekle cinsi münasebetidir. 2000 sene İsa aleyhisselam, bugünden evvel 2000 senede İsa aleyhisselamdan evvel Musa Kelimullah, ondan da 1000 sene önce İbrahim Halilullah dünyayı şereflendirdi. Allah'ın hükümlerini bildirmek için teşrif ettiler. İbrahim Halilullah'ın kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam, biraz sonra yapacağımız menkibenin peygamberi olarak Lut kavmine peygamber olarak gönderildi. Lut peygamber Lut gölü yanında Sedum şehri halkına gönderilen bir peygamber aleyhissalatü vesselam idi. İbrahim Halilullah'ın kardeşi Haran'ın oğludur. İbrahim Halilullah Lut peygamberin öz amcasıdır. Kur'an'ın mucizül beyanda Lut aleyhisselam 27 defa zikredilmiştir. Nemrut'un ateşe İbrahim Halilullah'ı atmasından sonra Hazreti İbrahim Halilullah Şam'a hicret etmiş. Kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam, o da Şam-ı Şerif'e hicret etmiştir. Sedum ahlisinin çok azgın, tarihte ilk defa o gün görülen erkeğin erkekle cinsi münasebette bulunması sebebiyle Rabbim Teala merhamet ve şefkatinden Lut aleyhisselamı Sedum ve beş şehire peygamber olarak gönderilmiş. Sedum, Sud, Said, Duma, Amura adında beş şehir Lut aleyhisselamın peygamberliği gününde tarihin hiçbir devrinde görülmemiş olan erkeğin erkekle cinsi münasebette bulunması üzerine Allah-u Teala kendisini ıslah olsunlar diye Lut peygamberi Sedum şehre ahlisine göndermiştir. Lut peygamber kavmi imana ulaşsın diye
çirkin fiil işlerini terk etsinler diye nice mucizeler göstermiş, intibaha gelirler, akıllarının başlarını toplarlar. Tarihte o güne kadar hiçbir milletin yapmadığı bu çirkin işi terk ederler diyerek nice mucizeler göstermiş, çok ızdırap çekmiş kavminden. Maalesef kendi ailesinin dışında 8-10 kişi iman etmiş. Bu 5 şehir Sedum, Sud, Said, Duma, Amura şehri çirkin fiillerinden vazgeçmemiş. Lut Aleyhisselam'a karşı çok sert tavırlarla karşı çıkmış. Bölgesinden göndermeye dahi, çıkarmaya dahi karar vermişler. Ama Allahu Teala Hazretleri sabretmiş, onların çirkin fiillerine karşı azametiyle merhamet etmiş, ta ki kurtulsunlar. Şimdi Lut Aleyhisselam'ın kıssasına girmeden erkeğin erkekle cinsi münasebeti, erkeğin kendi helal ailesi karısını büyük abdest mahallinden, yani arkadan kullanması felaketinin neler olduğunu kısaca arz edeceğiz ki sohbetin devamında büyük intibaha gelmemize sebep olsun. Elimizdeki kitap İbni Hacer Heytemi Hazretlerinin İslam'da helallar ve haramlar, büyük günahlar, bu ikinci cilt. Büyük günahları ulema-i kibar 7 cins demişler, 40 cins demişler ve fakat İbni Hacer Heytemi Hazretleri bu mübarek ikinci cilt kitabının sonunda 467 türlü büyük günah olduğunu bize haber vermiş. Kitaplarda büyük günahlar 7 çeşit çok çok zikredilmiş, 40 çeşit olarak çok zikredilmiş. İmam-ı Heytemi Devletli, Allah şefaatine nail etsin, 467 çeşit büyük günahın olduğunu, bunların insanların işlediğini bize haber vermiş. Kitabımızın ikinci cilt 416. sayfa 359. büyük günahı kebair livata hakkındadır. Livata, erkeğin erkekle cinsi münasebeti, erkeğin karısının arka mahallinden yanaşmasına livata tabir edilir. 350 otur. Pazarlık yapmayacağız ki, oturduktan sonra kalkmak yok. Bunları kimse kaldırmasın Allah için şu gençleri. Dükkancılığa gelmedi mi bizim? Hayret edilecek şey ya. Çok önemli. Dükkancı da Allah'ın kuludur. Ne cins günah işleyeceğini herkesin Rabbim bilir. Acele getir. Halbuki gündüz öğleden evvel tembih ettim. Livata 359. günahı kebair. Teferruata girişiminin sebebi bu konu sık sık okunması lazım gelen, hele şu asırda
dünyanın pek çok yerinde yaygın olan bu büyük günahın insanlara bulaşması mümkün olduğundan, şu ümmet-i Muhammed'in başına bu bela gelmesin diyerek teferruat olarak hem yavaş anlatıyorum hem de hissettirmeye çalışıyorum ki Allah'ın gazabı çok şedittir. Cehennem çok yakıcıdır. Bu günah günahların en büyüğüdür. Katilden büyüktür. Zinakarlıktan büyüktür. Kumardan büyüktür. İçki içmekten büyüktür. Resul-i Kibriya aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki Cabir radıyallahu teala annem Efendimiz rivayet etmiş hadisi, ümmetim için en korktuğum şey Lut milletinin işi livatadır. Lut kavminin işi livatadır. Esefle söylemek lazım gelirse yapılan şikayetler içerisinde bu cins günahtan kadınların şikayet ettiği bizim şahitliğimiz ile sabit olmuştur. Ümmet-i Muhammed'in kadını kocasının kendisini arka mahalden kullanmak istediğini bize telefonla bildirmiş. Hazin bir manzaradır. Biz de kendisine şimdi hükümlerini arz edeceğim hukuku arz ettik. Ta ki bu melanetli, belalı, çirkin günaha giriftar olunmasın. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir millet ahdi bozduğu, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim sünneti seniyi terk ettiği, amellerini terk ettiği vakit aralarında adam öldürme olayları çoğalır. Bir millet arasında zina artınca Allah onlara öldürücü hastalıkları musallat eder. Allah aşkına bu hadisi dinleyin. Bir millet zeketi vermeyecek olursa kuraklık baş gösterir, kıtlık meydana gelir. Şu hadis-i şerifi bir kere daha okuyalım. Bureyden radıyallahu teala annem Efendimiz buyurdu ki Fahri Kainat aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir millet ahdi bozduğu, Allah'ın kitabı Resulünün sünnetinin amellerini terk ettiği zaman adam öldürme çoğalır. Bir millet aralarında zina artarsa, ki şimdiki saydığımız şu günahlı işte zinanın en büyüğüdür. Erkeğin erkekle cinsi münasebeti, kadınları kocalarının arkalarından kullanması zinadır. Öldürücü hastalıkları Allah musallat eder. Kanser, bu asırın değişik hastalıklarınızı gözünüzün önüne getirir. Demek ki zina artarsa Allah-u Teala çeşitli öldürücü hastalıkları kullarına musallat eder. Zekat verilmezse kuraklık baş gösterir. Yine Resul-i Kibriya Cabir bin Abdullah Hazretleri'nin beyan buyurduğu hadis-i şerifte zımnilere haksızlık yapıldığı vakit devlet düşman devleti olur. Yani zulümde bir devlet payidar olmaz, o devletin ömrü kısalır.
zina çoğaldığı vakit isyan, zillet, esaret çoğalır. Lutilik, erkeklerin birbirleriyle cinsi münasebette bulunmaları çoğaldığı vakit Allah onlardan lütuf ihsanını kaldırır. Erkek erkeğe cinsi münasebette bulunduğu vakit Allah-u Teala onlardan lütuf ve ihsanını kaldırır. Hangi vadide helak olacaklarına aldırış bile etmez. Şu halde milletlerin helak milletlerin olması kendi günahlarının muktezasıdır. İstanbul'da Hayrullah isminde bir kardeşim var. Kardeşten maksat arkadaşım, sizin gibi aziz. Onun Londra'da bir dayısı var. Dayısı misafir geldi İstanbul'a. Bizi de fakirane evine davet etti. Ülfet sohbet ettik. Londra'da bulunan dayı büyük bir resim çıkardı. Resim evine yakın büyük bir bez üstüne resmedilmiş. 5 metre bezin eni, 15 metre uzunluğunda büyük bir ilan yazılmış. Bir kız çocuğu ağlıyor. 5 metreye 15 metrelik bezin üstünde bir kız çocuğu yapmışlar. Kız çocuğu ağlıyor. Ağlarken diyor ki, baba yapma, yapma. Senin yaptığın kötülük bizleri mahvı perişan ediyor. Resimde kağıda baktık. Altında büyük not düşülmüş. Telefon numaraları konulmuş. Allah bir Muhammed, hak hak söylüyorum. Günde 27 baba öz kızını kullanıyor yazıyor. Londra. Öz baba kendi kızını, kendisinden olan, hanımından olan kızını günde 27 tane kızı babalar kullanıyor. Allah Muhammed hak. Bu lavayı ben gördüm. Bu resmi de götürdüm. İşte büyük makamları gösterdim. Zaten kıyametin kopmasının en büyük sebebi budur buyurdu. Yine elimize gelen şikayetler, telefon, gelin şikayet ediyor bizim eve. Şikayetinde diyor ki, işte filan anne, benim kayınbabam beni kullanıyor. Allah hakkına biz bunu duyduk. Kocası, kayınbabanın oğlu işe gidiyor. Üst katta kayınpeder oturuyor. Alt katta oğlu oturuyor. Alt kattaki oğul nerede çalışıyorsa çalışma mahalline gittiği zaman üstteki kayınbaba inip gelini kullanıyor. Bunları biz duyduk. Hadise şahitleriyiz. Öz babanın Türk kızını kullandığını bize kıza ağlıya ağlıya telefonda şikayet etti. Öz baba, Türk oğlu Türk, kendi öz kızını kullanıyor. Tarihte görülmemiş rezillik. Kayınbaba gelini kullanıyor. Hamile oldu. Gelin doğurdu. Bu gelinden doğan çocuğun hükmü nedir? Kafalarınızda biraz mülahaza edin. Kayınbabanın olduysa çocuk, babasının kardeşi oldu. Bir aile hem baba hem kardeş olur mu? Bu rezillik Avrupa'da işlenmiş azim bir cinayettir. Telefonlar durmuyor, yürek yaralarıyla şikayet ediyorlar. İşte kadın da
bizim ev ahalisine diyor, anne kocam beni arkadan kullanmak istiyor. Ben de kaçtım. Ben dedim söyle, bu kadının babası yok mu? Babası kızını müdahale etsin, bu felaketten kurtarsın. Şimdi anlatacağım Allah'ın kahri, Allah-u Teala'nın gazabı bu millet üstünde bu işi yapanları da nasıl tecelli eder? Menkibeyi anlatmadan önce onu hatırlatacağım. Sonunda bir özet daha yapacağız inşallah-u Teala. Livata edenlerin bulunduğu zaman erkek erkeği kullanıyor, koca karısını arkasından kullanıyorsa faili de mefulü de öldürünüz. Fail bu işi yapan, mef'ul bu işi yaptıran. Kitap diyor ki bir duvarın dibinde bu çirkin işi işleyen insanı görürseniz, iki erkeği, onlar oradan kalkmadan duvarı yıkın, duvar üstüne göçsün, gebersinler. Demek Allah'ın ne kadar şiddetli kahrı gazabı var. Duvarın dibinde bu çirkin işi yapanlar, daha oradan kalkmadan duvarı üstüne yıkın, ta ki altında ölüleri çıksın. Cabir radıyallahu teala anhum Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem kadınlara arka yoldan yanaşmaktan nehyetmiştir. Hadis-i şerifte Allah'ın lanet ettiğini, o kadının, o kocanın Allah'ın lanetine uğradığını Resul-i Kibriya aleyhisselam hadisinde beyan buyurmuştur. Allah bir kuluna lanet ederse onun için asla kata kurtuluş yoktur. Cennet kokusunu duymaz, ebedi cehennem ateşinde yanar. Yine hadis-i şerifte sayfa 419 İslam'da haramlar helallar. Bu işi yapanlar kafir olurlar buyuruluyor. Demek kadını arkasından kullanan koca kafir olur, rıza gösteren kadın da kafir olur buyuruluyor. Olur mu? Dünyada istediğin kadar, Avrupa gözünüzün önüne gelsin, Amerika gelsin, milyonlar kimse Allah'ın laneti onların üstüne olacak bu çirkin işi, bu fiili icra ediyor diyorlar. Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte iki cihan serveri Fahri Kainat aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala ailesiyle arka yoldan münasebette bulunan kimseye rahmet nazarıyla ebediyen bakmaz. Demek devamlı gazap lanetle bakar. Olur mu? Dünyada ne kadar çok. Müslüman içinde olur mu? Allah hakkına Müslüman içinde de çok. Evet. Rabbim Teala Sure-i Hud 83. ayeti celilede buyruğumuz gelince onların altını üstüne getirdik Lut kavmi için. Üzerine de Rabbinin katından işaretli yığın yığın sert taş yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaklardır. Ayeti celilesi bu kavim için söylenmiş.
Yine Sure-i Şuara, Eş-Şuara 165. ayeti celile, Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da insanlar arasında erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Rabbinizin sizin için yarattığı kadınları bırakıp da eşleri bırakıp da insanlar arasında erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz. Bu ayeti celile yine Lut kavmi için Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ferman buyurulmuş. Yine ayeti celile Sure-i El-Enbiya 74. ayeti celille. Onu Lut'u çirkin işler işleyen kasabından kurtardık. Onu Lut peygamberi çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar yoldan çıkmış kötü bir milletti buyuruluyor. Erkekler aleni caddelerde, aleni meydanlarda birbirleriyle cinsi münasebette bulunurlar. Kadınlar, erkekler çıplak gezerler. Onların 10 kadar çirkin adetleri vardır buyuruluyor. Yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmüyle gömleğinin yakasını açmak. Dikkat edin, bu Lut kavminin işiymiş. Gömleğinin yakasını açmak Lut kavminin işiymiş. Amanın yakalarınızı açmayın. Devamlı içki içmek, erkeklere yaklaşmak. 10 çirkin huyları var. Erkeklerin sakız çiğneyip çıtlatması. Erkekler sakız çiğnemez ki, ama 20. asır sakız çiğneyen insanlar da olur. Lut kavminin çirkin işlerinden en önemlisi, erkeğin erkekle cinsi münasebeti olmakla beraber tavla oynamak. Tavla oynamak 4 mezhepte haramdır. Tavla oynamak 4 mezhepte haramdır. Hiçbir müçtehit tavla oynamaya cevaz vermemiş. Kumar şeklinde oynananı var, iddia şeklinde oynananı var. Çok yaygın kahveler, kıraathaneler. Tavla oynamak Lut kavminin en çirkin fiillerinden birisi. Sakın ola ki Allah bize tavla oynamak nasip etmesin. Hamamlara çırılçıplak girmek yine Lut kavminin en çirkin işlerinden. Sahabe radıyallahu teala ecmain, livata yapan kimsenin öldürülmesinde ittifak ettiler. Sahabeyi güzün, erkeğin erkekle cinsi münasebetine, erkeğin karısının arka mahalleden yaklaşmasına, sahabeyi güzün Allah Resulü'nün sahabeleri öldürülmesinde ittifak ettiler. Onları öldürün. Öldürülmesinde ittifak ettiler. Ben orada bakıyorum da şeyi göremiyorum. Bir kardeşimiz yok, oraya bakıyorum göremiyorum neredeyse. Sizin aşçılara yardım eden bir kişiyi göremiyorum arkada mı? Göremiyorum nasıl şeyse. Gördüm. Sen avukat bey. Avukat bey onu göremedim, şimdi gördüm.
Sonra erkeğin erkekle cinsi münasebeti, erkeğin kadının arkasından yanaşmasındaki cinsi münasebeti, sahabe ittifak etmişler ki erkeği de kadını da derhal ittifakla öldürün. Buna razı olan kadın da öldürülür, bunu yapan koca da öldürülür. Erkek erkeğe bu münasebeti yapılsa derhal katledilir, öldürülür. Cezaları baştan okudum ki Allah razı olsun, dikkat edilsin. Önemli, önemli, Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında önemli ilahi bir hüküm. Önce dört halife livata eden erkeğin erkeğe, erkeğin kadının arkasından livata eden ettireni yakmışlardır. Yakmak suretiyle onları helak etmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, İmam-ı Hazreti Ali, Abdullah bin Zübeyir aşere-i mübeşşereden, Hişam bin Abdülmelik, bu fiili yapan kadın erkek hangisi olursa olsun ateşte yakmışlardır. Önemli bir hüküm daha. Halid bin Velid Hazretleri İslam'ın en büyük kumandanlarından, Cenab-ı Sahabe Halid bin Velid Hazretleri Arap memleketlerin birisinde kadın gibi kendisini erkeklere kullandıran bir adam buldu. Bu adam birçok erkeğe kendisini kullandırıyor. Halid bin Velid Hazretleri şaşırttı. Ya Rabbim, ne işlem yapayım bunun hakkında? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine Mahmud Hoca mektup yazdı. Halife Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, ya mübarek, hal mesele budur. Bu mel'unu nasıl öldüreyim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, Hazreti İmam-ı Ali Efendimizin de bulunduğu ashab-ı kiramı topladı, durumu anlattı. Bu işi yalnız Lut milletinin, kavminin yaptığını, onlara Allah-u Teala'nın ne muamele yaptığını, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali Efendimiz, sahabeler ne muamele yaptır Allah-u Teala konuştular. Ve dediler ki, hepimiz de biliyoruz ki o mübarek heyet, Rabb-ü Teala Hazretleri bu kavmi ateşle yakarak helak etti. Biraz sonra oraya geleceğiz. Şu halde ya Halid bin Velid, o adamı ateşle yak emrini Hazreti İmam-ı Ali, Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve o anda hangi sahabeler varsa ateşle yakılmasını ferman ettiler. Dikkat! Kendisi razı olan kadın da bu ateşle yakılmaya layıktır. Kocasından kaçar. İşine gelmeyince nasıl kaçıyor? Bu belaya giriftar olmazlar inşallahü teala. Yine buyuruyor ki, bunlar kabirlerinde domuz suretinde haşrolduk, domuz suretinde döndükleri kabirlerinde görülüyor, yine haber veriliyor. Bu cezaları kısaca hatırlattıktan sonra, livata eden ile edileni kadın da erkek de olsa öldürün. İmam-ı Şafii Hazretleri
livata yapan erkekleri zina yapan evli kadınlarla bir tutmuş, evli erkeklerle bir tutmuş, onları ateşe, onları taşa tutun, taş yağmuru altında öldürün, taşlamak suretiyle öldürün. Demek ateşte yakmışlar. Zina yapan evli kadın, evli erkeğin rejim edildiği taşla bu livata yapanlara da yine hüküm ferman edilmiş. Bu kısa bilgiden sonra konumuza dönüp yine buraya döneceğiz, geleceğiz inşallah. Olur mu böyle şey? İşte telefonlar geliyor, oluyor. Müslüman da olur mu? Evet, Müslüman da olur. Kim bu fiili işlerse İslamiyet'ten alakası kalmaz. Kim bu çirkin işi kadın da kendisi razı olup yaptırıyorsa Allah'ın rahmeti ondan uzaklaşır. Ebedi azab-ı ilahi, ebedildi lanetullahi aleyh sıfatına uğrarlar. Demek bu çok çirkin bir fiil. Küfür derecesine, belki küfre insanı götürüyor. O zaman ey babalar, ey aile reisi kadınlar, çocuklarınızı sabahleyin okuldaya salıyorsunuz. Nereye gidiyor? Kimlerle oturup kalkıyor? Ben atladım biraz, parlak çocukların durumunu atladım. Kadından daha tehlikeli parlak çocuklardır. Atladım biraz, sonra geleceğim oraya. Çocuk çıkıyor evden. Baba! Oğlan nerede? Kız nerede? Soran yok. Vallahül azim, billahil kerim. Ben yeminli konuşmuyorum ama yemin ettim. Benim anam biraz hava kararsın, eve geç gireyim, bana feryat ederdi. Oğlum, erkeğin namusu kızın namusundan daha kıymetlidir. Hava karanlığında sokakta ne işin var? Allah muhafaza, senin ırzına dokunurlar. Senelerce bu söz benim kulaklarımdan çıkmıyor. Anamın sözü. Afyonkarahisar. O zaman çocuklukla gençlik arasındayım. Azıcık hava kararsın, eve gireyim, feryat ederdi anam. Oğlum, hava karardı, nerede geldin, nerede kaldın? Erkeklerin namusu kadınların namusundan daha kıymetlidir. Allah muhafaza, ırzına geçerler oğlum adamın. Bu söz hiç içimden, kulaklarımdan çıkmıyor. Kaç sene önce, 60-65 sene önce, 65 sene önce bu çirkin işten ümmeti Muhammed öyle lanet etmiş, öyle korkmuşlar ki delikanlı değil, çocuklukla gençlik arasındaki insanı karanlıkta eve sokmuşlar. Karanlıkta oğlum işin ne? Yemin içtim size. Oğlum, erkeğin namusu kızdan kıymetlidir. Karanlıkta sokakta ne işin var? Hızına geçerler adamın. Hala bu söz, anamın bu tatlı sözü kulaklarımda duruyor. O zaman analar, babalar, çocuklar nereye gidiyor sabah çıkınca? Arkadaşı kim? Geç kalıyorsa nerede? Geç kalıyorsa kalıyor. Kimlerle oturup kalkıyor? İlgilenmezseniz bu bela sizlerin başınıza gelir. Ama helak olan ana baba sınıfına iltihak edersiniz. Allah'ın laneti sizin üstünüzde olur. Kız çocuklar da aynı, erkek çocuklar da aynı. Erkek çocukların tehlikesi kız çocuklardan daha çoktu. Bu bahis, parlak delikanlı, parlak çocuklar bahsi biraz sonra inşallah gelir.
Anlatabiliyor muyum derdimi sofiler? Çocuklarınız nerede? Karı koca öğretmeni sordum ben. Kocası da öğretmen, karısı da. Türk kızları Türk kızları öpüşüyor mu dedim. Güldü çocuklar. Çocuk dediğim 18-20 yaşında. Ya Allah aşkına merak ediyorum. Türk kızları da okulda şule öpüşüyorlar mı? Evet, öpüşüyorlar. Peki Türk kızları Alman çocuklarıyla öpüşüyor mu deyince çok güldüler. Almanlar daha güzelmiş, onlarla güzel öpüşüyorlar dedi. Bu sizin çocuklar. Allah şükür benim çocuğum yok. Bu tehlike yok. Onun için Hint'ten, Yemen'den gavur ellerine gelenin çoluk çocuğunun başına ne gelir Allah bilir. Erkek erkeğe nikah kıymak kanunen meşru olursa bu ne beladır, bu ne azim fitnedir. Böyle bir cinayet tarihte Lut Aleyhisselam'ın kavminde görülmüştür. Çocuklarınız nerede? Çocuklu babalara sesleniyorum. Erkek çocukların namusu kızdan daha kıymetlidir. Çocuklarınızı kandırıp hırzına geçerler. Nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Nasıl söylenir bu söz? Başka kelam kaldı mı söyleyecek Abdurrahman? Ama hiçbiriniz çocuklarınızın peşine düşmüyorsunuz. Evet. Lut Aleyhisselam Sedüm şehri ahalisine peygamber gönderildi. Hazreti Lut Aleyhisselam Halilurrahman'da, Mekke-i Mükerreme'de veya Hatim Kabe'nin yarım yuvarlak resimde görülüyor kısmında Lut Aleyhisselam defnedildi. Demek Lut Aleyhisselam'ın cenazesi Beytullah'ın içinde. Ne kadar azim bir şey. Böyle sohbet olur mu? Olur. Ahir zaman olursa insanlar edep, haya, namus mefhumunu kaybederse, analar babalar gurbet ellerinde vatan sevgisini bırakıp gelirlerse bu felaketler buralarda daha çok görülür. Vatanımızda milyonda bir kişi varsa Avrupa'da bilmem kaçta kaç vardı, o sözü söylemek bana yakışmıyor. Edep haya tamamıyla kaldırılmıştı. Çirkin hareketlerden dolayı kimse kimseyi ayıplamaz. Bu işi ayıplayanları ayıplarlardı. Hayasızlık, çıplak gezerler. Caddelerde, binaların bahçelerinde erkek erkekler cinsi münasebette bulunur. Ne utanılır, ne arlanılır. Ama Allah'ın laneti üstlerine indi. Şimdi göreceksiniz kıssayı. Şam tarafından Sedum'a yürüyerek Hazreti Lut Aleyhisselam geldi. Atlası getirdim. Bulunduğu bölgeyi size tarif edeyim diye Lut Gölü'nü büyük atlastan gördüm. Allah sizden razı olsun. Gölün evsafında okuyacağım yerini de Sedum şehri, beş şehrin bulunduğu mahalle size tarif edeceğim. Atlas'tan Lut Gölü. Hayfa'nın doğusunda, Amman'ın
Amman'ın güneyinde Kerak ismindeki bölgenin kıyısında, sonra Lübnan'ın güney doğusunda Lut Gölü bulunuyor. Evsafı, kitapta evsafı Filistin'in doğusunda Şeriyan Nehri'nin döküldüğü göldür. Ölü Deniz ismiyle meşhurdur. Kudüs'ün 24 kilometre doğusuna düşer. Ürdün Vadisi'nde bulunan gölün kuzeyden güneye uzunluğu 74 kilometredir. En fazla genişliği 16 kilometredir. Deniz seviyesinden 369 metre aşağıdadır. Dünyada Lut Gölü'nün bulunduğu seviyeden daha aşağı bir kara parçası yok. Demek Allah'ın gazabı, laneti o derece şiddetli indi ki Lut Gölü'nden dünyaya hep beraber gezelim. Daha çukurda, daha aşağıda bir toprak yok. Demek ki en bela kahir bu beş şehire geldi. 369 metre deniz seviyesinden aşağıda. Gölün suyu kokuludur, pis kokar. Alanı 930 kilometredir. Dünyanın en tuzlu suyudur. Ortalama derinliği 300 metredir. En derin yer 401 metredir. En tuzlu göllerdendir. Çevresindeki taşlar üst üste olup dibinde yeryüzünde zift sebebiyle suyu siyah renklidir. İşte Bahrül Meyyit, Ölü Deniz denir. Evet, kıssaya dönüyoruz. Lut Aleyhisselam'la dönüyoruz. Ya Rabbim sen bize medet et. Ya Rabbim sen bize acı. Ya Rabbim şu Avrupa'nın çirkin ahlakından, küfre götürülen her türlü kötülüklerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza et. Analara, babalara idrak, anlayış ver ki çocuklarına adım adım, kız da olsa, oğlan da olsa takip etsinler. Takip etmek nasibi mesele eylesin. Amin, amin. Aminden karın doymaz ki. Takip ederseniz bu amin fayda verir. Lut Aleyhisselam yürüyerek Sedum şehrine geldi. Aleyhisselatü Vesselam. Nemrut yakınlarından Sedum bin Harik isimli bir kral tarafından bu bölgeyi idare ediliyordu. Sedum şehrine varınca Cenab-ı Peygamber Lut Aleyhisselam çarşının ortasında durdu. Onları bir olan Allahu Teala'ya imana, ona ibadet etmeye davet etti. Yapmış olduğu sapıklıklardan, kötü işlerden vazgeçtikleri takdirde dünyada, ahirette mesut ve huzurlu olacaklarını tebliğ etti. Ama ahali, ey insanlar, Allah'tan korkunuz, Allah'a itaat ediniz, putlara ibadet etmekten vazgeçiniz. 5000 sene önce puta ibadet var. Elinden yap, elinden tap. Ne kadar azim bir şey. Putlara ibadet etmekten vazgeçiniz. Sizden önce hiçbir milletin yapmadığı erkek erkeğe münasebeti terk ediniz. Ben Allahu Teala'nın göndermiş olduğu size bir rahmet müjdesi peygamberim. Bunun için Allahu Teala Kur'an-ı Mucizül Beyan'da
Sure-i Şuara 161-166. ayeti celilede Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Lut Aleyhisselam'ın tebliğini Rabbim Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da bize beyan buyuruyor. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş emin güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi tarafından verilir, ona aittir. Siz Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, karılarınızı bırakır da insanların içinden erkeklere mi gidip münasebet kurarsınız? Hayırsız helaldan harama tecavüz eden bir kavimsiniz. Çok hazin ya. Ya bu öyle bir hazin ki 5000 sene. Şimdi 20. asır. Şimdi 20. asır. Dedi. Sedümme halkı davete uymadı. Lut aleyhisselatü vesselam'ı yalanladılar. Dinlemediler. Allahu Teala Şure-i Şuara 160. ayeti celillede Lut kavmi resullerini yalanladılar buyuruyor. Mahmut Hoca uyku yok. Uyursan bak günahtır. Bu haber krala ulaştı. Onu bana getiriniz. Lut aleyhisselam amcası Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrud'un yakınlarından, sülalesinden bir zattı o kral. Kralın huzuruna çıkarıldı Cenab-ı Lut aleyhisselam. Sen kimsin? Seni kim gönderdi? Niçin geldin? Kralın yanında bulunanlar, onun ismi Lut'tur. Kavmini kötülükten göndermek için, Rabbim Teala sakındırmak için, Allah'a ibadet etmek için peygamber olarak göndermiştir. Hükümdar vicdanlıydı. Ben kavmimin içinden bir kişiyim. Rabbinin emir yasaklarını onlara anlat. Eğer kabul ederlerse ben de onlarla beraber kabul ederim dedi. Kim? Sedum bin Harik. İsmi Sedum. Şehrin ismi de Sedum. Vicdanlıydı. Sen halka tebliğ et. Kabul ederlerse ben de seninle beraberim. Kavmini Allah-u Teala'ya ibadete davet etti. İsyan kötülüklerden sakındırmaya çalıştı Cenab-ı Peygamber. Bunun için Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Sure-i El-Araf 80-81. ayeti celilede siz çirkin olduğunu bile bile o kötülüğü yapacak mısınız? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşacaksınız? Gerçekten siz cenabetle yaptığınız işin kötü akıbetini düşünmez misiniz? Rabbiniz sizin için Sure-i Şuara, Rabbiniz sizin için yarattığı hanımlarınızı terk edip erkeklere meyletmekle muhakkak siz azmış bir kavimsiniz. Kur'an-ı Azimşen ayeti celille. Lut'un bu sözlerine, doğru yolu göstermelerine rağmen karar aldılar. Eğer işlerine karışırsa Lut peygamber, o çirkin işlerine Mahmut Hoca, şehirden kovmaya karar verdiler. Ya sen bizi seyret, hiç karışma. Veyahut biz seni Sedum şehrinden çıkarırız. Karar aldılar. Bu peygamberler ne kadar sabırlı. Ayeti celilede Sure-i El-Araf 82. ayeti celilede kavmin cevabı, çıkarın onların memleketinizden çünkü onlar fazla temizlik yapan insanlardı demeleri başka bir
bir şey olmak. Bunu demekten başka bir şey yapmadılar. Konuşup karar aldılar. Sedüm şehrinden çıkaracaklarını tam bir serbestiyet içerisinde kötü işlerinden devam etmeye karar verdiler. Onlar ya Lut ayeti celile sure-i şuara 167. ayet. Ya Lut, eğer sen bizi bu amelimizden nehyetmekten vazgeçmezsen elbette bizim diyarımızdan seni çıkarırız dediler. Hazreti Peygamber cevap verdi. Ayeti celile sure-i şuara 168. Ben sizin bu memleketinize şiddetli buz edenlerdenim. Sizlerden şiddetli nefret edenlerdenim. Halk alaya aldı. Eğer doğru sözlüysen Allah-u Teala bizim için vaad olunan azabı getir dediler. Ne hayrettir. Çok peygamber kıssaları okudum. Azgın kavimleri işin sonunda eğer sen doğru sözlüysen Allah'ın vaad ettiği azabı bize getir. Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Nuh aleyhisselam hep bu azim kavmin Allah'ın azabını getir sözüyle helak oldular. Yıllarca 40 sene usanmadan Hazreti Lut aleyhisselam ümit kesmeden şerlerinden Allah'a sığındı. Ya Rab, bana ve ehlime onların uğursuzluk azabından kurtuluş ver. Ya Rab, bana ve ehlime onların uğursuzluk azabından kurtuluş ver. Amin. Sure-i Şuara 169. Ya Rabbi, bozguncular kavmi üzerine azap indirecek isen bize nusret ver. İkinci Dünya Harbi oldu. 51 milyon insan İkinci Dünya Harbi'nde öldüler. 50 milyon ton müttefikler Almanların üstüne bomba attılar. 50 milyon ton. Anlamadınız. 50 milyar kilo. Doğru mu dedim Ali? Doğru. 51 milyon insan öldüler. Asırlarca devam eden muharebeler gözünüzün önüne gelirse, kavimlerin başına gelen bütün bela musibetler, kendi günahlarının isteye isteye elleriyle yaptığının karşılığıdır. Kendi elleriyle isteye isteye yapmışlardır. Allah-u Teala ne kadar merhametlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer doğru sözlü ise Mahmut Hoca, Allah-u Teala'nın bizim için vaad olunan azabı getir. Sure-i Ankebut 29. ayette celile. 40 yıl usanmadan tebliğ etti. Sonra gün işi iyice azıttılar. Her gün geçen gün işi iyice azıttılar. Kötülüklerine kötülük eklediler. Sedüm kavminin bu isyan ve azgınlıklarından dolayı yeryüzü dayanamadı. Allah aşkına bunu ilk defa duydum. Bunu ilk defa okudum. 2-3 oldu okuyorum. Bir daha okuyayım, duyun. Sedüm kavminin bu isyan azgınlıklarından dolayı yeryüzü bile dayanamadı. Topraklar, dağlar, kayalar bu belaya tahammül edemedi. Allah-u Teala'ya iltica ederek yerler, gökler
Ya Rabbim bunların belalarını indir. Bize müsaade et, semadan ateş yağdıralım. Rabbim Teala buyurdu. Ben Halil'im. Bana isyan edenlerin cezasını vermekte acele etmem. Takdir edilen zaman gelince de bir saat geriye koymam. Şu halde şu kavim nice günahlarla ızdırap içindeyiz. Rabbimizin merhameti sonsuz. Rabbimiz çok halim, çok selim. Tövbe etmemizi bekliyor. Aile hukukuna riayet bekliyor. Çocuklarımızın iman ve terbiye ahlaklarını size teslim etti, emanet etti. Karılarınızı size emanet etti. Ananızı, babanızı size emanet etti. Ta ki ne yapıp nasıl imtihana mukabele edeceksiniz, Rabbim size göstermek için tahammül etti. Ama bir saat dahi vakti gelince ben geri koymam. Allah-u Teala inanmayıp isyan edenlere çetin yere geldik. Dikkat! Allah-u Teala isyan edenlere, inanmayanlara cezayı vermek üzere üç meleği vazifelendirdi Mahmud Hoca. Cebrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam mübarek bunların içinde yok. Yanlarında 12 tane ayrıca melek gönderildi. 3 melekle birlikte 15 melek. Önce İbrahim Halilullah'ı vardılar Şam bölgesinde. Cenab-ı İbrahim Efendimiz evli enbiyaların sultanı, beşerin gözünün bebeği, Allah'ın sevgili Halili 100 yaşında idi. Anamızın yaşı 90 yaşındaydı. Sara validemiz 90 yaşındaydı. İbrahim Halilullah 100 yaşındaydı. Hazreti İbrahim'e Cebrail aleyhisselam, sen yakında baba olacaksın, yakında baba olacaksın. Allah-u Teala emriyle İshak isminde oğlun olacak Hazreti Cebrail aleyhisselam müjdeledi. Annem gizli odada bu müjdeye tebessüm edip güldü Sara annemiz. 90 yaşında nasıl gülmesin? Allah Allah dedi ya. 90 yaşında bir kadın da çocuğu olur mu? Evet, Allah dilerse 90 yaşında da olur, 190 yaşında da olur. Konuşma, üç melekle konuşma ilerleyince, ey Allah'ın elçileri, sizin buraya teşrifinizden maksadınız nedir, niçin geldiniz buyurdu. Melekler, biz günahkar bir kavmin, Lut kavminin helak edilmesi için gönderildik. Onların üzerine ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atacağız. Rabbin indinde o haddi aşan mücrimler için her bir taşta helakı takdir edilmiş olan şahsın ismi yazıldı. Burayı unutmayalım hepiniz sofiler. Kime ne bela gelirse tarifeli gelir. Tesadüfü gelmez. Ayeti Celil'e Allah bir Muhammed Hak. Sûr-i Zâriyat 31-34. Ayet. Rabbin indinde o haddi aşan mücrimler için her bir taşta helakı takdir edilmiş olan şahsın ismi nakşolunmuştur. Ayeti Celili'yi okudular. Kardeşler,
kime ne bela gelirse tarifeli gelir, tesadüf yoktur Allah'ın katında. Ülser mi gelir, kanser mi gelir, dizi mi kırılır, gözü mü kör olur, oğlu mu onu rencide eder, o anasını mı katleder? İlla herkesin yapacağını Rabbim Teala bilir. Takdir olmadan hiçbir hukuk Allah'tan gelmez. Havuzun kenarındaki gözlüklü uyumaya çalışıyor. Biraz öne gelsin ki uyumaz. Başını bir o tarafa çeviriyor, bir bu tarafa çeviriyor. Kardeş gel, bu haberleri bir daha duymazsın, ileriye sokul. Bana doğru gel. Sen de şuraya çık. Sen de şöyle gel. Çok rahat uyku getirir. Çok uyku gaflet getirir. Çok gaflet Allah'ın hükmünü ortadan kaldırır, duymaz hale geliriz. Onun için bunları bir daha zor duyarsınız, dikkat edelim. Taşların üstünde kimin takdiri edilmiş ise onun ismi nakş olmuş. İşte herkesin başına gelen takdir ilahi ezeli hükümle gelir. Bu kariye Sure-i Ankebut, kaç sure okuduk şimdiye kadar Mahmut Hoca? Veya bir 5-10 sure okuduk. Sure-i Ankebut 31-32. ayet-i celil'e meali, bu kargıya Sedum ve 5 şehir ahalisini helak edeceğiz. Ayet Kur'an. Onlar çeşitli kötülüklerle küfür ve zulüm edicilerden oldular. Ha, bu iş erkek erkeğe cinsi münasebet küfür olduğunu işte ayeti celille söylüyor. Karısını arkadan kullanan, kullandıran kadın da kullanan erkek de küfür içine girer. Ve kitap diyor, hangi insan nerede bu fiili işlerse, nerede ölürse ölsün, Sedum'un 5 şehri içine gönderilir. Allah kıyamette onlarla beraber onu halk eder. Demek kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu çirkin fiili işleyenler Sedum'a gönderilir. Lut Gölü'nün olduğu yere gönderilir. Onlarla beraber kıyamette haşrolurlar. Ne kadar zor bir şey. 5000 sene sonra gel, 5000 sene önceki belalı küfre girmiş lanetli insanların içerisine düş. Ne kadar kötü bir şey. Sure-i Ankebut. Sure-i Hud. Allah, birçok sure okuduk ya. Sure-i Araf, Sure-i Hud, Sure-i Şuara, Sure-i Neml. Vay mübarek ayetler, vay. Sure-i Ankebut. Şimdi Sure-i Hud 74-76. ayet celle. İbrahim'den korku gidip müjde gelince Lut kavmi hakkında elçilerimizle mücadeleye başladı. İbrahim'in hilmi, kalbinin yumuşaklığı, intikamda teenni, tedbirli oluşu mücadeleye sevk etti. Melekler dedi, ne olur Allah'a niyaz edin. Belki tövbe ederler, belki bu işi yapmazlar. Ey melekler, bu gece onları helak etmeyin. İbrahim'in merhameti aleyhisselam buraya götürdü. Melekler, ey İbrahim, bu mücadeleden vazgeç. Muhakkak bunların azabı Rabbinin hükmüyle gelmiştir. Ve elbette gelip olacaktır. O azap mücadele, dua ile geri çevrilmez. Dikkat! Bazı günahlar vardır muhteremler, tövbe ile kapanır. Bazı günahlar vardır, küfür cinsindendir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor,
kalpte küfür lekeleri olan kimse tövbeyle temizlenmez. Sıratın üstünden geçerken cehennem ateşi onları dağlar. Küfür kalplerinin içindeki küfürü yakar. Yani cehennem ateşine bir miktar müstahak olurlar. Sonra o küfür kalkar. Şu halde günahların bir kısmı tövbeyle kalkar. Günahların tövbeyle kalkmasının yegane şartı o günahı terk etmek lazım gelir. Ömer var ya, küçük Ömer derler. Kafasını sandalyeye dayadı, şekerli. Şekerli olunca uyku. Şekerli olunca geldi. Çek şunu İbrahim, doktor İbrahim. Çek, uyutma kulağından, arasına çek onu. Çek Ömer'i yanına. Uyuklarsa kulağını çek. Uykusu geldi, şeker hastalıklı, şerbetli olur mu? Allah bir Muhammed al. Nerede kaldık? Ya nerede kaldığını bilmezsin. İbrahim Halilullah, sen bu işten vazgeç. Muhakkak bunların azabı Rabbinin hükmüyle gelmiştir. Elbette gelip olacaktır. Yani o hadise gelip muhakkak olacaktır. O azap mücadele dua ile ortadan kalkmaz. İşte bunu söylerken diyorum ki öyle günahlarımız var, tövbe kifayet etmiyor. O günahları iyice temizlemek lazım geliyor. O günahlardan nedamet, pişmanlıkla beraber günahların kökünü kazıyıp bir daha yapmamak lazım geliyor. Öyle olmazsa illa dua ile, mücadele ile o günahlar kalkmaz. Dönerci, illa o cins günahlara hakkıyla tövbe etmek lazım gelir. Melekler İbrahim Aleyhisselam'a veda ettiler. Şam'dan gidecekleri mesafe yakın. Meleklere göre bir göz yumması kadar kısa. Sedim şehrine yola çıktılar. Vakit gece. İyi dinleyin. Sedim şehrine öğleye vardılar. Parlak, genç yüzlü delikanlılar şekline girdiler. Hazreti Lut Aleyhisselam'ı tarlada çalışırken buldular. Büyük kızı, iki kızı vardı Lut peygamberin aleyhisselam. Büyük kızı su doldururken, 3 melek, 12 melek de ayrı vardı, 15 melekeyi gördü peygamber kızı. Bu günahkar azgın kavmin arasına ne diye geldiniz? Bu şehirde sizi bir kişiden başka kimse misafir etmez. O da bu kavmin azgınlıklarına üzülüyor. Melekler genç, çok güzel, parlak, delikanlı insan şekline girdiler. Melek vaziyetinde değil. Şimdi neden? Çünkü o kavim o belayı işlerken melekler şahitlik edecekler ki o kavim bu kötü işi işliyor mu? Helak etmeden meleklerin şahitliği de lazım. Anamız dedi, ne işiniz var siz burada belalı şehre, niye misafir geldiniz? Melek şeklinde değil, bizim gibi insan şeklinde gördü o güzel annemiz. Sonra İbrahim peygamber o iki kızı Mahmut Hoca Şam tarafına götürüp ehli imanla evlendirdi. Lut aleyhisselam şehri battıktan sonra, niçin geldiniz buraya? Lut aleyhisselam üzüldü. Misafirleri reddetmedi. Peygamber misafir kovalar mı? Kovalamaz. Ancak azgın, sapıtmış kavmin, genç ve güzel yüzlü bu delikanlıları görünce ne kadar edepsizlik edeceklerini düşündüğü için biraz şaşırarak, nereden geldiniz siz? Yani benim başıma niye dert getirdiniz gibi, nereden geldiniz siz?
melekler uzak yoldan geldik dediler. Uzak mı? Uzak tabii ya. Sitre-i Müntaha Cibreyl Aleyhisselam'ın makamı. Bu kavmin azgınlıklarını biliyor musunuz? Cebrail Aleyhisselam meleklere dedi, şahit olun, bu birinci şahitliğimizin sebebi. Lut Aleyhisselam buyurdu ki, siz bu kavmin azgınlık sapındıklarını biliyor musunuz? Cebrail Aleyhisselam dedi, melekler şahit olun, bu birinci şahadettir. Bunların çirkin işlediklerinin birinci şahadettir. Lut Aleyhisselam'a yönlendirdiler, ya Lut, biz senin misafiriniz, kavminin azgınlıkları nedir anlat. Hazreti Lut, yeryüzünde bu belde ailesinden daha azgın bir kavim yoktur. Onlar erkek erkekle livata ederler. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey. Sen sohbet et, Allah anlat, onlar da lak lak ediyorlar. Ne kadar ayıp bir şey. Şu adamı çevirin. Niye utanmıyorsun? Biz burada Allah anlatıyorsa orada eğilip lak 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 ediyorsun. Çok ayıp değil mi bu? Allah'ın hükmünü dinlememek ne kadar kötü bir şey. O sakallı da buna kulak veriyor. Yeryüzünde bu belde ahalisinden azgın şerli bir kavim yoktur. Onlar livata yaparlar dedi Lut Aleyhisselam. Allah'ın laneti onların üstüne olsun. Cebrail Aleyhisselam meleklere dikkat, bu ikinci şehadettir buyurdu. Şurada karanlık basıncaya kadar oturun. Sizi şehre girerken onlar görmesinler. Bu kavim çok azgındır. Allah'ın laneti üzerine olsun. Cebrail Aleyhisselam dedi, üç oldu şahitliğimiz. Lut önde, hava kararınca melekler arkada, Hazreti Lut peygamberin hane-i saadetine geldiler. İçeriye aldı, kapısını kilitledi. Şimdi çok azim bir yere geldik. Çok azim ama anlatacağım çok çok azim bir şey. Kapıyı kilitledi Lut Aleyhisselam. Hanımına, bunlar benim misafirimdir. Onlar sebebiyle kalbime korku düştü. Ey hanım, bu meseleyi gizli tut. Delikanlı zannediyor hala Lut peygamber melekleri. Çok yakışıklı, çok güzel, parlak delikanlı zannediyor daha peygamber Lut Aleyhisselam. Bu hususu gizli tut hanım. Söyleme. Karısı gizli tutacağını söylemesine rağmen hiyanet edip evden kaçtı. Kavme vardı. Peygamber Lut'un evine o kadar güzel delikanlılar geldi ki görürseniz akıllarınız gider diye hiyanet etti. Hiyanet etti. Sonra böylece Hazreti Lut'un etrafına misafirler geldiğini öğrenen Lut kavmi, zalimler, hemen şehre bu haberi yaydılar. Suratle Lut peygamberin hane-i saadetine geldiler. Evin etrafını çevirdiler. Hazreti Lut'u dışarıya çağırdılar. Misafirlerini bize teslim et. Kötü fiilleri ona yapacağız dediler. Kavminin bu işliği karşısında Lut Aleyhisselam o kadar sıkıldı ki sıkıntısından nasihat etmeye kalktı ama Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbim Teala Sure-i Hicr 68-69. Ayeti celil'e, ey kavmim, bunlar benim misafirimdir. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin. Kavminden insaf bekledi. Heyhat. O nasihatı tutacak bir kavim değildi ki.
kavmine dedi ki içinizde aklı başında kimse yok mudur? Sure-i Hud, Hud. Siz sapık bir kavim misiniz? Siz beni alemin içine karışmaktan. Kavmi dedi, biz seni alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Sure-i Hicr 70. ayet. Lut aleyhisselam misafirleri korumak için, vazgeçirmek için o melun kavmi çok uğraştı. Ey kavmim, işte kızlarım, sizin için onlar daha temizdir. İmana girin, nikahlayayım size dediler, dedi. Hud suresi 71. ayet, Hicr suresi 71, Hud suresi 78. ayet. Ama Sedum ailesi iyice kudurdu. Meleklerin cazibesinin güzelliğine kapıldılar. Mel'un fiil ve işlerini yapmak için sanki coşkunluk içinde kaldılar. Bilmez misin ya Lut, ayet Sure-i Hud 79. Bilmez misin senin kızlarınla bizim işimiz olmadığını bilmez misin? Doğrusu bizim için sen ne istediğimizi çok iyi bilirsin. Melekler isteyecekler, Allah muhafaza. Hazreti Lut içi iyice daraldı. Keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı dedi. Keşke büyük bir kalenin içinde olsaydım da bu misafirlerimi korusaydım dedi. Hala meleke olduklarını tanımıyor. Vay benim güzel peygamberim vay. Onların şerrinden Allah'a sığındı. Bu esnada Cebrail işte dördüncü şahitliği de gördük de. Rabbim Teala Cibril ile Emine dört şahitlik üstüne onları helak edin buyurdu. Hazreti Cibril aleyhisselam dört defa mel'un hareketlerinin ahvalini öğrenmiş oldu. Lut aleyhisselamın ne kadar sıkılıp daraldığını melekler hissettiler. Melek olduklarını bildiler, bildirdiler, vazifesini açıkladılar. Dikkat, burada dikkat edin, şimdi çok tatlı bir iş var. Demin önemli meseleyi söyledim. Hanımı hiyanet etti. Melekleri insan zannedip kavmine haber verdi. O da muhakkak surette helak olanlardan oldu. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da iki peygamberin hanımı kafire idi. Nuh aleyhisselamın hanımı, Lut aleyhisselamın hanımı. Dikkat! Peygamberlik dahi hanımların küfrünü kurtarmadığı kafirlikten çıkamadılar. Demek ki benim babam büyük alim, büyük şey, ben peygamber çocuğuyum demeye kimsenin gücü yetmez. Allah-u Teala itaat ister. Kim ne olursa olsun Allah'a itaat etmeyenin hali perişandır. Melekler, şurasını dikkat edin. Lut aleyhisselamın hanımının ismi Vahile. Altı harfli Vahile. Nuh aleyhisselamın hanımının ismi Vaile. Beş harfli. İkisi de kafir. İkisi de helak oldu. Şimdi göreceksiniz. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Sure-i Hud 79. ayeti Celile Mahmud hocam. Ey Lut, melekler dedi, emin ol biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana katiyen dokunamazlar. Biz sana sadece şüphe edip durdukları azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Biz şüphesiz doğru söyleyenlerdeniz. Sure-i Hicr 63. ayeti celile. Korkma, üzülme. Doğrusu biz seni ve hanımının dışında kalan ahaliyi
azabı uğratacağız. Peygamber Hanımız da helak olacak, onun kafasına da vahile yazılı kızgın tuğla taş, cehennem taşı düşecek. Yazık değil mi? İnsan peygamber karısı olur da cehenneme düşer mi? İnsan mümin olur, ümmet-i Muhammed olur da azgınlık eder mi? Erkek erkeğe temas eder mi? Hanımlarını arkasından kullanır mı? Bastıra bastıra söylüyorum. Şeytan kandırır. En çok dervişin düşmanıdır şeytan. Çocuk olmasın gibi mülahazalarla hanımını arkasından kullandırmayı teşvik eder. Koca da bunu hoş karşılar. Allah muhafaza helaklarına, hem karının yanmasına, yakılmasına, hem öldürülmesine sebep olur. Ne yapacağız bilmiyorum Allah'ım. Korkma, üzülme. Melekler, ey Lut, kapıyı aç. Sen geriye çekil. Korkma, çekinme. Onlar gelsinler. Lut aleyhisselam kapıyı açtı. Geriye çekildi. Azgınlar içeriye girdiler. Misafir olan melekleri genç, parlak delikanlı olarak lak delikanlı götürüp haşa haşa çirkin fiil yapma saldırdılar. Cebrail aleyhisselam kanadıyla bir vurdu. Yüzleri simsiyah oldu. Gözleri görmez kör oldu. Şaşkın şaşkın geriye çekildiler. Bu durum Kur'an-ı Mucizül Beyan Sure-i Kamer 37. ayeti celilede Lut'tan kavmi misafir melekleri istediler. Anadan doğma kör oldular. Demek anadan doğma gözleri pişti. Yani et ete yapıştı. Göz olmaktan çıktı. Anadan doğma kör oldular. Allah canlarını alsın. Zaten alacak az kaldı. Ya Rabbim imdat. Kalp gözleri mühürlenmiş. Azgın sapık insanlar bu azim azaptan nasibini alıp pişman olmadılar. Ya Rabbim biz pişmanız demediler. Lut aleyhisselam'dan tövbe etmediler. Bilakis yarın biz sana ne yapacağımızı düşün ey Lut diyerek tehdit ettiler. Niye uğradığını şaşırmış olarak gözleri anadan doğma et olarak yapışmış körler. Evlerine döndüler. Tarih boyunca bunu okudum. İnşallah nakledeceğim. İşte Lut aleyhisselam'a da azgın kavimlerin sözünü söylediler. Lut evine sihirbaz büyücüler getirmiş. İmansızlıklarından vazgeçmediler. Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Nuh aleyhisselam kavmin ne ilahi azametler gördüyse de sihir dediler. Muhammed aleyhisselamın yüzlerce mucizesine sihir dediler. Velid bin Mugire, Ebu Cehir, Utbe bin Rabia, Velid bin Utbe en azılı kafirler, Hazreti Fahri Kainat'ın amcası Ebu Leheb ilk sihir lafını o söyledi. 40 kişiye bir tabak yemek pişirtirdi Hazreti İmam Ali Efendimiz'e Fahri Kainat. Biraz da süt veya ayran karıştırdım. Konuldu. 40 kişi yediler. Ayrandan, sütten içtiler. Karınları doydu. Mel'un kafir Ebu Leheb Fahri Kainat'ın öz amcası. Ya Muhammed sen Haşimiler içinde sihirbazsın. Senin gibi bir sihirbaz görmediktir. İşte bu inatla kafir olarak öldü. Bedir'in muharebesinden 7 gün geçtikten sonra çok şiddetli bulaşıcı bir hastalığa bulaştı. O bulaşıcı hastalıktan kavmi evlatları Utbe, Uteybe onlar dahi Allah razı olsun cenazeyi gömemediler bize de hastalık bulaşır diye. Uteybe Ebu Leheb'in oğluydu. Utbe imana geldi sonra Uteybe gelmedi.
Uteybe ile Utbe'ye fahri kainat, göz nurumuz annelerimizden iki kişiyi nişan yapmıştı. Ebu Leheb, götür Muhammed'in kızlarını geriye ver, vücudumun hakkı sana haram olsun diye Utbe'ye ve Uteybe'ye söyledi. Uteybe geldi fahri kainata sallallahu aleyhi ve sellem, hakaret etti. Ne sen bizi gör ne biz seni görelim haşa, ne sen bize akraba ol ne biz size olalım gibi çirkin laflar söylediler. Fahri kainat buyurdu, ya Rabbim köpeklerinden bir köpeği bu Uteybe'ye musallat et. Ebu Leheb bildi, eyvah Muhammed doğru sözlüdür, bu sözden muhakkak oğluma bir bela gelir dedi. Madem Muhammed aleyhisselam doğru sözlüdür de niye iman etmezsiniz? Taaccüpten insanın ölmesi lazım geliyor. Uteybe Şam seferine ticarete çıktı. Yanına kalabalık bir kafile kondu. Kafileyle Şam'ı Şerif'e giderken bir yerde konakladılar. Uteybe'yi halkın içine aldılar. Etrafının diğer ticaret erbabı neyine yatıyorlarsa çevirdiler. Allah'ın aslanlarından bir aslan çıktı geldi. Uteybe görünce eyvah bu aslan beni yer dedi. Çünkü Muhammed aleyhisselamın sözü haktır. Sözü haktır da niye iman etmezler? Niye sihir derler? Yine sihir dediler. Hazreti Lut aleyhisselamın kavmi de sihir dediler. Bu sihir işi çok beladır. Uteybe'yi daha kuvvetli tedbir içine aldılar. Çemberi sıkıştırdılar. Aslan geri gitti. Herkes uykuya daldı. Mübarek aslan çıktı geldi. Uteybe'yi kokuyla buldu. Kafasını öyle bir ısırışla ısırdı ki Uteybe'nin canı cehenneme uçtu gitti. Görüyorsunuz ki Allah kaderi mutlaktır. Allah'ın vaadi muhakkak yerine gelir. Kim ne ederse kendine eder. Kim ne ederse kendine yazık eder. Kim Allah'a isyan ederse bacaklarına dolaşır. Kim rızayı ilahi unutur da isyan damarlarını işletir de günah içerisine dalarsa muhakkak cezasını bulur. İşte Uteybe, işte Ebu Leheb, öz amca. En bulaşıcı hastalığı yakalandı, öldü, cenazesini gömemediler. Oğullarına dediler, yahu bunu gömün, bulaşıcı hastalık var, gömemeyiz. Uzaktan taşlar ata ata cenazenin üstüne taş yığdılar. Taşlana taşlana gömülen ölü Ebu Leheb'tir. Taşlana taşlana cenaze gömülür mü? Gömülür. Uzaktan yumurta gibi taşlar attılar. Taşlar birikti birikti, cenaze leş Ebu Leheb'in leşini içine gömdü. Evet. Yalnız hanımın müstesna, çünkü onlara isabet edecek azap hiç şüphesiz ona da gelecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi dediler. Cebrail aleyhisselam, melekler. Onun için muhteremler, Allah hepimizden razı olsun. İbadetli koca varsa kadınlar zulmetmesinler, illa helak gelir. İtaatli ibadetli hanımlar varsa koca kocalar zulmetmesinler. İlle çocukları Allah emanetidir, hükmünü ve hakikatını yerine getirsinler. Allah intikam alır. Hanımın müstesna, ya peygambersine, ya hanıma ateş ismi yazılan Vahile isimli taş kafasına gelir mi? Gelir. Demek hanımlar, Allah için kocalarınıza itaat edin. Bir hanım kocasıyla evlenirse, ki kocasıyla evlenirse sözü, kocasıyla evli işte sözüm dilim dolandı. Bir kimse kocasıyla evli iken kocasını razı ederse fahri kainatın hadis-i şerifi, o kadın muhakkak cennete girer.
çekin, kocalarınızdan çile çekin ama cenneti kaçırmayın. Karılarınızdan cefa çekin ama cenneti kaçırmayın. Dünya gelip geçici bir imtihandır. Dün Gavs'ımızla konuştuk. Gavs-ı Kasrevi'nin vefat günüydü. Tebriğe açtım. Mübarek buyurdu ki, Mehmet, cesetler gelir geçer. Mühim olan aziz bir isim bırakmaktır. Anladın mı? Tam anlamadım kurbanım. Mehmet cesetler emanettir. Vücut cesetleri gelir geçer. Mühim olan hayırlı bir isim bırakmaktır. Anladım kurbanım. İşte Gavs-ı Kasrevi dedi, hayırlı bir isim bıraktı, cihanı iman nuruna gark etti. Muhteremler, Allah inandırsın, bu dünya geçicidir. Ailelerinize zulmetmeyin. Ananıza babanıza zulmetmeyin. Rabbim Teala Hazretleri ferman ediyor. Allah'a itaat edin, ebeveyninize, ananıza, babanıza itaat edin. Rabbim Teala Allah'a itaatle ana babayı itaati bir tuttu. Kim ana babasına kavuşur da rızasını alamazsa cehenneme hazırlansın. Kim evlenir de karısını yüzüstü süründürürse cehenneme hazırlansın. Kim kocası, bu bombayı kadın tarafına attım. Kim zalim bir kocaya düşer de sabrederse ille cennete girer muhterem bacılarım. Bu dünya fanidir, geçer. Çoluk çocuk derdi biter. Kabirde yapayalnız, kapkaranlık, kimsesiz kalmak mümkündür, mukadderdir. Allah aşkına yapmayın. Çocuklarınıza merhamet edin. İçinizde çok çocuk var şu ahalinin. Namaz kılmasını bilenler az, Fatiha okuyan az, Ettehiyyat okuyan az. Sadece sarılıp sarılıp çocuk getirmek için mi evlendiniz? Çocukları emanettir. Bediüzzaman buyuruyor radiyallahu teala anhüm, 5 dakikalık karı kocanın helal sarılmasından çocuk dünyaya gelir. 5 dakikalık helal sarılmak ömür boyu adama sıkıntı verir. Ya haram sarılanların hali nasıl olur buyuruyor Üstad Bediüzzaman. Sarıl, sarıl, sarıl. İşin sonunda bir tenike sıcak su. Yine sarıl, yine bir tenike su. Allah aşkına sarıldınız, sarıldınız, boylarınız 9 metre mi oldu? Sarıldınız, sarıldınız, gözleriniz 9 tane mi oldu? İşin sonu bir tenike su. Bir tenike su yüzünden zulmetmeyin karılarınıza. Ahiret çok zor. En son okuduğum, helak sabah vaktidir. Sabah yakın mı? Evet. Bu ayetten Mahmut Hoca, vaat edilen şey uzak değil, yakındır. Kıyamet kopacak. Çok uzak. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş çok yakındır, bir karıştır. Sabah vaktinde helak olacaklar. Cebrail aleyhisselam buyuruyor. Meleklere dedi, sabah uzun mu? Sabah gelmesi uzun mu? Lut peygambere dedi, sabah uzun mu ya peygamber? Yani geç mi gelir? Yok, sabah muhakkak gelir. Sabret ya peygamber. Sabah bu kavimden sen kurtulursun. Kurtuldu. Beytullah'a geldi, 2 kızıyla ahirete intikal etti, cennete alayı buldu. Ulan ulan kavme oldu, yazık değil mi? Yapmayın sofiler, yapmayın, nefsinize uymayın. Nefis tatlı bir beladır. Yaptırırken lezzet verir, sonunda nedamet, pişmanlık. Benden sıkılıyor musunuz? Çok nasihat ediyorum. Allah için ya, çok söylüyor diyor musunuz? Nasıl söylemeyeyim? Cehennem çok zor. Evliyaları Allah bize komşu etti. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatin tacı, enbiyanın ser tacı ve me ersenneke illa rahmeten lil aleminin sırrı kıldı.
Böyle bir peygambere yetişen bir kimse cehenneme düşer mi? Hele bir düşün ya, Allah'ın adaletine bak. Bir günah işliyorsun, bir günaha bir günah yazıyor. Bir hayır işliyorsun, en aşağı 10 yazıyor. Allah cehennemden yanı mı, cennetten yanı mı? Cevap verin. Cennetten yanı. En az 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700. Bir de bir gayri hesap var, Allah bilir miktarını. 1'e 700. Bir amel yapacaksın 700 kat. Bir günah işleyeceksin 1 kat. Ya ben bir misli günahla neye cehenneme düşeyim? Yazık değil mi bana? Düştüm cehenneme. Arkadaşlarını bir düşün. Dünyanın en mülevves, en nefret edilir, en şerlileri cehennemde. Cehennemin azabı olmasa şerli komşuların şerli adama yeter. Anlamadın mı? Hiç sevmedikleriniz orada. Nemrut orada, Firavun orada. Ahir zamanın ne firavunları geçti yakın tarihte. Hepsi orada. Ben bir gün onların yüzünü göreceğime 1000 sene cehennemde yanayım daha hayırlı. Lanet el olasıca yüzlerin niye bakayım ben? Ne işim var benim cehennemde? Ne işim var benim cehennemlik zatların içerisinde? Yazık değil mi, acımıyorsunuz canınıza? Şu kürsüden senelerce size hitap edildi. Yazık değil mi? Hiçbirinden mi pişman olmadınız? Hiçbirinden mi ders almadınız? Lut kavmi dedik helak oluyor, 2-3 dakika kaldı helaklarına. Hiç mi ibret almayacağız? Bilmiyorum Allah bilir. Bilmiyorum. Rabbim bize acısın. Bu kadar zalim kafile olur mu? Yazık değil mi Ebu Bekir? Cuma kıldırıyorsun, hutbe okuyorsun, hutbe okuyorsun. Yazık değil mi? Bir dükkanın önüne süpür derim de süpürmezsin. Yazık değil mi? Çiçekler orada kuruyor, bir su dökmezsin. Yazık değil mi? Bu dükkanın malı emanet değil mi sana? Allah! Sabah vakti yakın değil mi? Bu söz çok ağır. Ne vaat edildi? Muhakkak gelir. Bana ecel takdir edildi. Ölüm vakti yakın değil mi? İsterse 100 sene sonra olsun. 100 sene 5 gün gibi, 5 karış gibi geliver. Allah'ın vaadi yakın değil mi? Kıyamet kopacak yakın. Öyleyse nedir bu günah, isyan? Nedir bu hamburklu? Nedir bu günah? Risale-i Nur okudun, geldin, sofi oldun. Hala intibah yoksa yazık değil mi? Şuradan çıkıyor. Sabah vakti yazık değil mi? Ayet Sûre-i Hud 81. ayet. Mahmut Hoca, sabah vakti yakın değil mi? Ya Rabbim sen yetiş. Yalnız hanımın müstesna, kaçtan okuyorum. Çünkü onlara isabet edecek azap hiç şüphesiz ona da gelecektir. Yazık değil mi? Peygamber hanımı ol, kafirlerinden helak ol. Bu yazık değil mi Allah için ya? Resulullah'ın amcası ol, Ebu Leheb ol, kafir olarak öl. Yazık değil mi ya? Bundan da bela olur mu? Yazık değil mi? Ömür gidiyor. Ömür gidiyor. Evet. Lut aleyhisselam Allah'ın emriyle kızlarını alıp inananlarla birlikte şehirden çıktı. Lut peygamber hanımı Vahile Sedum ailesinden idi. Birinci hanımının vefatından sonra Vahile ile evlenmişti. Lut aleyhisselam dıştan inanıyor, gönülüp kalpten peygambere teslim olmuyordu. Ayrıca misafirleri gidip kafirlere o fiili yapsın diyerek gitti. Münafıklık etti, haber verdi. Kızlarıyla birlikte yola çıkacağı zaman iki kızı vardı Cenab-ı Peygamberimiz Lut peygamberin. İki kızı vardı. Yola çıkacakları zaman karısı onları gördü, Vahile.
Nereye gidiyorsunuz? Lut aleyhisselam olacakların hepsini haber ver. Dedi kavim helak olacak. Bunlar Rabbimin melekleridir. Bu kavmi bu şehirleri helak etmek için geldiler. Hanımı bir rivayette yola çıkmadan önce veya yola çıktıktan sonra başına pişirilmiş taş düştü. Hemen helak oldu. Yazık değil mi? Azap için bildirilen saat geldi. Cebrail aleyhisselam bu şehirlerin altına kanadını yaydı. İsrafil aleyhisselam şehir ahalisini bir araya topladı. Azrail aleyhisselam ruhlarını almak için tertibatını aldı. Nihayet sabah vakti oldu. Cebrail aleyhisselam kafirlerin sabah vakti ne kötüdür dedi. Kafirlerin sabah vakti ne kötüdür. Ah ah, İsrafil aleyhisselam mücrimlerin sabahı ne kötüdür dedi. Azrail aleyhisselam gafillerin sabahı ne kötüdür. Tekkede olsan, Allah'tan gafil olsan ne kötüdür. Sonunda işin sonunda helak olmak var. Dervişiz diye geliyorsunuz, günahtan korunun. Gözlerinizi gavur Almanlara bakıp durmayın. Bellerinize sahip olun. Şehirlerin altını üstüne Cebrail aleyhisselam getirdi. Kanadını beş şehrin altına soktu. Semaya kaldırdı. Birinci kat semadaki melekler beş şehrin horozlarının sesini duydular. Allah Allah, hangi kavim helak oluyor ki toprakların birinci kat semaya kadar yükseldi, hayrette kaldılar. Sedum ahalisi, Lut peygamberin kavmi helak oluyor dediler. Ya ateşte pişmiş taşlar başlarına yağdı. Şehirler olduğu gibi yere battı. Diğer memlekete giden, Hicaz'a gidenler vardı. Hicaz'a gidenler belde-i mübarekede bulunduğu için başlarına taş düşmedi. Ta ki mübarek Mekke-i mübarek çıktıktan sonra ismi yazılı taş o kafirin başına vurdu, onu da helak etti. Demek Kabe'ye müezzin olsan, Kabe'ye imam olsan, Allah'ın yolunda değilsen azap seni ille bulur. Mekke'ye giden Lut kavminden birisi mübarek belde-i Tayyip'in mübarek makamları içinde olduğundan taş kafasında bekledi. Mübarek hudutları çıkar çıkmaz kafasına vurup helak etti. Pis kokulu siyah göl onların mezarı oldu. O şehirler beşi de suyun altındadır. İbret nazarıyla bakanlara ne mutlu. Onun için Allah-u Teala Sure-i Zariyat, Mahmut Hoca Zariyat 37. ayeti celilede can yakıcı azaptan korkanlar için o beldede bir işaret bıraktık. İşte işaret göl kaldı. O pis kavimden kimse kalmadı. Demin gölün avsafını anlattım, mesafelerinde anlattım. Evet, Lut kavminin azgınlıkları. 10 şey vardır ki, Fahri Kainat aleyhisselam buyuruyor, 10 şey vardır ki Lut kavmi onları yapmış, o yüzden helak olmuştur. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar livata, erkek erkekle münasebet, erkek karısının arkasından münasebet, fındık gibi topaç taşlarını sapanla atmak, sakal kesmek, içki içmek,
demek sakal kesmek Lut kavminin pis ameli, içki içmek, bıyık uzatmak, bıyık uzatırlar gibi bıyık uzatmak Lut kavminin fiili. Bıyıklarınız yarım metre böyle ağzınıza girmeyecek. Şu sen dürt o arkadaş uyuyor mu Ersin mi neyse, arada bir uyumasan sen tadına varamıyorsun. Gelme ya. Hem geliyorsun hem uyuyorsun. Sakal kesmek, bıyık uzatmak, ipek gömlek giymek. Ümmetim buna bir tane ilave eder. O da kadın kadına münasebette bulunmak. Kadının kadınla birbirine cinsel münasebeti vardır. Bu da Lut kavmininki gibi erkek erkeğe birleştiği gibi. O da Allah'ın gazap ve lanetini içine çeker. İki kadın birbirine şehvet oyunu yaparlar. Birisi erkek, birisi kadın rolü oynarlar. Halbuki ikisi de kadındır. Bak Fahri Kainat buyuruyor. Benim ümmetim bir daha eklerler, kadın kadına şehvet oyunu oynarlar. Evet. Kadınlar, erkekler aynı mecliste bulunurlardı Lut kavminde. Avret yerlerini açarlardı. Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere benzemeye çalışırdı. Bu devirde bu da var. Kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi. Bu da bu devirde var. 18. çirkin işleri. 19. puta taparlardı. Akarsuların içerisine büyük abdestlerini yaparlar. Çakıl taşları atarlar. Ağaçların diplerine, binaların gölgelik yerlerine büyük abdestlerini yaparlardı. Boyunları kırılsın inşallah. Hiçbirbirinden utanmadan avret mahallerini açarlardı. Puta taparlardı. Yuvata yaparlardı. Enbiya sureti 74. ayet habis bir iştir. Günahların büyüğünün en büyükleridir. Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Biz bu belde ailesi üzerine fıskları sebebiyle gökten taş yağdıracağız. Evet Allah yağdırdı. Onlara azap emrimiz gelince o memleketin üstünü altına getirdik. Üzerlerine arka arkaya ateşle pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdı ki onlar Rabbinin katında damgalanmışlardı. Bu taşlar senin ümmetinin zalimlerinden de uzak değildi. Demek bizim ümmetimizin zalimlerine de böyle gökten taş yağsa gerektir. Şimdi bu iş kolay. Gökten taş yağmak çok kolay. Yağıyor. Nasıl? Uçaklar bombalıyor ya. Bir tonluk, 500-300 kiloluk bombaları götürüp Bağdat'a, Azmat'ta Amerikalılar. O taşlar yarım kilo, bir kilo cehennem taşı. Amerikalıların attığı taşlar yarım ton, bir ton, 300-500 kilo. 51 milyon ton 2. Dünya Harbi'nde Almanların üstüne bomba atıldı. Sen hemen Lut kavminin üstündeki taşları mı hesaplıyorsun? Sen Almanya'da kal, 3. Dünya Harbi girerse çoluğunun çocuğunun safasını çok güzel çekersin o zaman. Evet. Fahri Kainat Aleyhisselam buyurdu. Erkek erkek ile livata yaparken arş titrer sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttali olup ya Rab emret yeryüzüne, gökyüzünü taş yağdıralım. Ben halimim, acele etmem, benden bir şey kaçmaz, Rabbim cevap verir. Fahri Kainat buyurdu ki Recep'in ilk cuma gecesini ihya edeni Allah-u Teala kabir azabı yapmaz, duaları kabul eder. Yedi kimseyi affetmez. Allah-u Teala yedi kimseyi affetmez. Sayın
faiz alan faiz yiyen, faiz veren, Müslümanları aşağı gören, anasına babasına eziyet eden, karşı gelen evlat, Müslüman olan İslamiyet'in emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, Müslüman olan İslamiyet'in emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, Allah bunları affetmez. Şarkı çalgıcılığı sanat edinen, livata ile zina eden, beş vakit namazı kılmayanlara Allah ebediyen ebediyen affetmez. Beş vakit namazı kılmayanı Allah ebediyen ebediyen affetmez. Her işi yaparsınız ama namazda tembellik. 40 sene 30 sene de insan bir vakit namaz geçirir mi? Nasıl namaz geçer? Lut'u olan livete yapan kimse tövbe edip bu pis fiilden vazgeçmedikçe gökte yerde bütün sularla yıkansa asla onun cenabetliği gitmez. Demek karısını arkadan kullansa, 70 tane gölün suyundan da gusül alsa ne kadının gusülü geçer ne erkeğin gusülü geçer. Niye bunu çok söylüyorum? Var bu haber var. İnsan karısını kullanır mı arkada? Var. 70 gölün suyuyla yıkansanız cenabetliğiniz gitmez. Anlamaya var mı? Sen anladın mı? İyi anladın Allah'a şükür. Kutul kulüp, üç şeyden dolayı Allah-u Teala gazabeli gelip arşı titrer. Haksız yere adam öldürmek, erkeğin erkeğe, kadının kadına gidip livata yapması. Kadın kadından da birbirine karı koca gibi sevişirmiş. Bak, bundan dolayı Allah gazabı gelince arş-ı ala titrer. Cevher-i kitabı, gerek hayız halinde gerek temiz için, temiz iken, erkeğin kadının dübüründen yaklaşması haramdır, büyük günahtır, zevcesine böyle yapan melundur. Aha, kafir oldu. Cinsi sapıklık denilen oğlan kirletmek, homoseksüellik çok büyük günahtır, buna livata denir. Geçmiş ümmetlerden hiçbirinde erkeğin erkeğe yaklaştı, erkeğin erkeğe işitilmedi. Ancak çirkin fiil Lut kavminin arasında zuhur etti. Onlara şeytan gelip bu fiili öğretti. Allah'ın azabına uğradılar. Lut kavmi birisini öldürmek isterlerse erkekler onu cinsi temasta bulunurlar, sonra öldürürlerdi. Meclislerde açıktan açığa erkekler erkeklerle alemin ortasında, caddede, sokakta. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e sual sordular. Bana bilmediklerinizi sorun buyurdu. Minberde iken birisi sual sordu. Ya imam, kadınlara arkasından yaklaşılır mı? Hazreti Ali, sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Sureyi Araf 80'i okudu. Bu ayeti celilede kadınlara da arkalarından yaklaşmanın erkek gibi aynı kötü işi olduğu, Lut kavminin bu işi yaptıkları, erkeğin nikahlı hanımı bile olsa çirkin ve ebedi haram olduğu bildirildi. Allah bilmiyordu. 100 kere tekrarladım, 500 kere kasten okudum, 500 kere haber verdim. Allah cümlemize idrak versin, anlayış versin.
Saat ne oldu? Saat bilmem ki. Saat iki. İki olmuş. Ne kadar oldu konuşalım? Evet. İki saate yaklaştı. İki saat. İyi Allah be. İyi. Bitirelim. İki saate yaklaşmış, bitirelim. Çok hayretle seyrettin sen. Ben de seni seyrediyorum. Sen çok hayretle seyrettin. Sen de çok taaccüpte kaldın. Bu nasıl iş böyle? Sen taaccüpte kaldın. Bu da çok hayret etti. Ama ne fayda ki hayret etmek adama bir menfaat vermez. Sen meyus düşündün. Ben buradan bakarken insanları da inceliyorum. Ne alıp ne satıyorlar. Kârda mı ziyanda mı? Sen de cezbeleniyorsun. Allah mübarek etsin. Sen cezbeni alın. Allah mübarek etsin. Bu ersin uyur. Yanındaki hamburgla ara sıra uyku çeker. Onlar uykuyu pek severler. Aslanlar gibi kükreyip sizi yemek lazım. Adam uyur mu ya? Böyle tatlı bir sohbette uyur mu adam? Yani ne at uyur, ne eşek uyur. Sofi nasıl olur da uyur? Ben hayretten dona kalıyorum. Sofi uyur mu? Uyur. Demek Sofi değil. Elinde pasaport Sofi değil. Mahmut Hoca. Hoca uyur mu? Elindeki pasaport hoca değilse uyur. Allah ver ya. Bu aslan gibi kükremek sizi yemek demek ya. Elime geçse yerim Allah ver ha. Çeşit çeşit yüzler, çeşit çeşit bakışlar. Hayret edilecek iş. Bu kürsüden bakmak hoş. Herkesin röntgeni çıkıyor. Ya. Sen oradaydın. Neye kaçtın oraya? Bak yerini takip ediyorum. Oradaydı, buraya gelmiş demek. Bakıyorum ben. Ha. İyi bakalım. Lut Aleyhisselam'ın mucizeleri. 40 sene kadar peygamberlik müddetince Allah'a inanmaları için onlara ibadet ve hayırı tavsiye etti. Nice alim mucizeler gösterdi ta ki imana gelsinler diye. Tercüman işine bak, sağa sola bakma. Allah rahmeder. Lut Aleyhisselam'ın mucizelerinin birisi bulutsuz havada yağmur yağdırdı. Demek sebepler boş. Allah dilerse bulutsuz da yağdırır. Kadiri mutlaktır. Bakın şimdi mucizelere bakın. Kudreti ilahi görün. 20. asırın sebeplerine aldanan ahmaklara acırım. Ahmak ki adam aldanıyor. Mustafa vardı, babanız Mustafa nereye gitti? Babanız Mustafa kayıp oldu gözümden. Bak adam arıyorum ben, gördünüz mü? Mustafa gitti. Ömer uyukladı ama bir de uyumadı. Bulutsuz havada yağmur yağdırmak. Bir kimse geldi. Hakikaten sen peygambersen bulutsuz havada yağmur yağdır. Allah'a niyaz etti. Rabbim Teala kabul etti. Eliyle işaret et, eliyle semaya işaret et. Ya Lut buyurdu Allah-u Teala. Eliyle işaret edince bulutsuz yağmur yağdı. Bu hadise Fahri Kainat Efendimiz'de başka peygamberlerle de bulutsuz havada yağmur yağmak mucizesi vardır buyuruluyor. Ot bitmeyen dağda ot bitirdi. Bu çok tatlı bu kıssa. Yaptıkları kötü livatadan dolayı kavmi ondan intikam almak istediler. Lut peygamberden intikam almak istediler. Ayaklarını da uzattı. Senin yanındaki ayakları uzattı, yakaladım. Hemen üst üstüne koydu, polis gördü. Çıkar onu oradan, arkadan.
Olur mu böyle Allah'ım ya Rabbim ya? Ben polis miyim, sohbet mi edeceğim? Burada çıkar arkadan. Arkadan çıkar. Kemal çıkar arkadan. Ayakları üst üste koydu. Oh şöyle bir dayandıydı, polis yakaladı. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Yapmayın ya, yapmayın. Allah'ın peygamberin mucizelerini okuyoruz. Bir daha karışmayacağım, söz veriyorum. Şimdi bir daha karışma. Şurada kaldık. Ot bitmeyen dağda ot bitti. Bu çok tatlı Mahmut Hoca. Nasıl? Kavmi ondan intikam almak istedi. Lut Aleyhisselam'ın koyunlarını ot bitmeyen bir dağa sürdüler. Açlıktan peygamberin koyunları ölsün. O ölsün. Olsun. Olsun dediğim Allah oldurursa olsun. Otsuz bir dağdı. Koyunlar dağa sürüldü. Ahali tarafından sürüldü. Lut Aleyhisselam Allah'a ot bitmesi için dua etti. Rabbim kabul buyurdu. Hiç yeşillik olmayan dağda öyle otlar bitti. Kavmi şaşırdı kaldı. Kendi koyunlarını dağa sürdü. Kim yediyse öldü. Ya Allah'ı gördünüz mü? Lut kavmi de kendi koyunlarını dağa sürdüler. Kim ot yediyse öldü. İşte Allah kaderi mutlaktır. Yani Allah için sebep aramayın. Bu böyle olursa şöyle olur. Bu da böyle olur. Ya bırak dünyayı. Sebepler tahtı Allah azimşanda yoktur. Dilediği azametle her şeyi yaratmaya kadirdir. Peygamber Aleyhisselam'ı taşladılar. Lut Aleyhisselam'ı. Ne kadar taş attılarsa hiçbirisini vurmaya muktedir olamadılar. Taşlıyorlar. Hiçbir taşı peygambere vurma nasip olmadı. Uzak yerlerdekini görür, haber verirdi. Birisinin çocuğu kayboldu. Oğlum kayboldu. Sen peygambersen benim oğlum bul. Lut Aleyhisselam Allah'a niyaz etti. Çocuk uzak mesafedeydi. Bulunduğu yeri tarif etti. Gitti kadın buldu ama iman etti. Dedi sen haza peygambersin, iman oldu. Evet. Lut Aleyhisselam'ın sahabeleri bitti. Koskoca peygamber 40 sene nasihat etti de 12 kişi iman etti. Ne kadar az. İkisi kendi kızı, 10 kişi de aile efradı. Orada müminlerden kim varsa çıkardık. Allah onlara o bela gelmeden Lut Aleyhisselam'a vahyetti. İman edenleri al çık, sakın arkaya bakmayın. Ama hanımım vahile muhakkak helak olacak. Geriye bakmayın. Geriye bakarsa o felaket, o şehirlerin semaya çıkıp yeryüzüne çakılması can dayanmaz. Geriye bakmayın. Lut Aleyhisselatü Vesselam, Allah razı olsun. Suri Zariyat 35-36, müminlerden kim varsa çıkardık. Orada Müslümanlardan bir hane, Lut Aleyhisselam'ın evinden başka bir Müslüman bulamadık buyuruyor Allahu Teala. 13 kişi olduğu rivayet edilir. İki kızı Hazreti İbrahim Halilullah Şam bölgesine geldiğinde onları Müslümanlarla evlendirdi. Gel Kur'an oku Mahmut Hoca. Şuraya gel Kur'an oku. Sen de uyutmamak için Mahmut Hoca babanın ananın çocuk avuttuğu gibi seni avuttum. Mahmut Hoca. Bu da gidiveriyor. Hoca olduğu için murakabeye dalıyor. Ahiretimi seyrediyor. Kabirlerimi bilmem. Gel oku bakalım. Hatme yapacağız.
15-20 dakika mola hatme yapacağız. Geç gelen hatmeyi kaçırır. Çabuk oku. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya koyunca yakalan. İza zülziletil erdu zilzâleha ve ehrecetil erdu eskâleha. Abdest alın gelin hatmeye oturacağız. Ve kâlel insânu mâ lehâ. Yevmeyzin tuhaddisu ahbâraha. Bi enne rabbâ. ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hadi Allah hepinizden razı gelsin. Sohbetimizi kabul etsin. Amin. Sohbetlerimizi kalbimizde tövbe ve nedamet intibaha vesile kılsın. Amin. Günahlarımızın affına vesile kılsın. Çoluk çocuğumuza merhamet nasip etsin. Lut kavminin helak olan o melhus, menfur işinden bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Onların helakından bizleri emin kılsın. Ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi helak olmaktan azade kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Acele hatme yapacağız. Abdest alın gelin. Abdullah nerede? Gel Abdullah. Yılmaz. Yılmaz nerede? Bizim asker Yılmaz. Sen abdest nasıl? İyi efendim.